Selamünaleyküm arkadaşlar. Alışverişten geldik. Bugün çok yorulmuştum. Hatta size de söyledim, akşam Akyazı'ya gideceğiz diye. Videomu tam izleyenler bilir, tam izlemeyenler bilmez tabii ki de. Söylemiştim Akyazı'ya gideceğiz diye. Neyse, Akyazı'dan geldik. Çay koydum. Bir de videoda bahsetmiştim, amcam kemik getirmiş bana diye. Böyle kemikleri suya koydum. Çok güzel arkadaşlar. İlikli ilikli harika kemikler. Böyle. Bunları da suya koydum. Sabaha kadar duracaklar suda. Ara ara suyunu değiştiriyorum. Alışverişe gittik. Bir adam kırılmıştı benim. Kaç gündür gerçekten biraz zordu yani temizlik yapmak. Alışveriş yaptık işte. Şimdi bu sefer bundan aldım. Her zaman Vila da alıyordu eşim bana. Bu sefer dedik bundan alalım. Bunun markası ne bilmiyorum. Hatta markası bile yok bunun, Mustafa. Mustafa. Aynen, bunun markası. Yani hiç isim denen bir şey yok bunda. Etiketi var. Planet yazıyor. Neyse. Bu sefer de dedik bunu deneyelim. Normalde Vila da alıyordum ben. O bir 5-6 sene gitti bana. Ama ara ara tabii şu ucunu değiştirdik. Çok sağlamdı. En sonunda şurası koptu. Şu kısım. Sonra bu dönen yer bozuldu falan. Neyse, bunu aldık işte. Bu ne kadardı? 140 mı? He? Vila da 350 miydi? Vila'da, markası Vila'da olan 350 idi. Bu da 140'tı. Neyse, eşim aslında Vila'danınkini alacaktı. Bunun sıkma şeyi çok hoşuma gitti benim. Sıkma yeri böyle çift dönüyor. Bu sefer bunu aldık. Ama kovası çok dayanıklı. Şurada. Güzel güzel. Güle güle kullanayım. Ondan sonra çamaşır makinesi, ay pardon, bulaşık makinesi tableti aldık. Ondan sonra bulaşık makinesine tuz aldık. Bunları tekrar buraya doldurayım, yerleştireceğim sonra. Sarı su zaten, sarı güç aldım. Vila'danın mutfak bezinden aldım. Şurada yumurta aldık. Bir de kendime diş fırçası aldım arkadaşlar. Çocuk diş fırçası aldım. Çünkü normal diş fırçaları bana çok sert geliyor. Diş etlerimde sorun var. Diş etlerimde sorun olduğu için çocuk diş fırçalarının uçları daha ince oluyor. Yumuşak oluyor. O yüzden bundan almak zorunda kaldım. Mecburen. Çünkü diğerleri bana çok kötü geliyor. İyi gelmiyor. Vakfı kebir ekmeği aldık. Şurada. Ben neydi? Neyin dedik? Neyinkini almıştım? Aklıma gelmedi. Neyse, Çetin Kaya'nın kendi yaptığı sucuklarından aldık. Çetin Kaya kendisi yapıyor. Tabii alışverişimizi Çetin Kaya'dan yaptık. Sadece bu Vila'dayı, işte makine tabletini, makine tuzunu, sarı güç, bir de şu temizlik bezini. Bir de Elif kendine deodorant aldı. Nerede o? Neyse, çıkınca gösteririm. Sen aldın mı? Yani neyse. Onları işte Pak'tan aldık. Aslında bunlar da var Çetin Kaya'dan. Ama bilmiyorum, oraya gittik. Oraya da alışkınız sonuçta. Oraya gittik. Çetin Kaya'da da var sonuçta bunların hepsi. Meyve aldık arkadaşlar. Portakal aldık. Şöyle mandalina aldık. Şöyle armut aldık. Ondan sonra bir taraftan birazdan yerleştireceğim. Şöyle 5 kilo un aldık. Şöyle 1 kilo tereyağı aldık. İçimin tereyağını. Şöyle. Ne kadarmış? 2,5 kilo pirinç aldık.
sonra arkadaşlar lahana aldım. Kocaman bir lahana aldım şöyle. Artık biz onun salatasını bile yapıyoruz. Yağ aldık. Şöyle ketçap mayonez aldık. Şöyle masanın üstüne koyayım elim. Çay aldık. Hazır yufka aldım. Hazır yufka aldım arkadaşlar. Şey, kabak rendeleyip kabaklı yapıyorum. Fırın makarnası aldık. Normal fiyonk makarna aldık. Kuymak peyniri aldık. Tost yapmak için paket yağ aldık. Limon. Bu da spagetti. Şöyle muz aldık arkadaşlar. Pırasa aldık. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben geçen hafta ya da ondan önceki hafta mıydı bilmiyorum. Pırasa temizledim. Pırasa yemeği yapmıştım. Şu pırasanın beyaz kısımlarını yemeğe doğradım. Şöyle şu kısımlarını da şöyle ayırmıştım. Onu attığımı zannetmişsiniz galiba. Yorumlarda yeşil yerlerini niye attın diye yazmıştınız. Ben yeşil yerlerini atmadım arkadaşlar. Yemekte sevmediğim için yemekte poşete ayırdım onu. Daha sonra yumurtalısını yaptım ben onun. Yumurtalısını çok sevdiğim için kendime öyle kahvaltıya yaptım. Onları atmadım yani. Siz attığımı zannettiniz. Onu açıklayayım dedim. Brokoli aldım. Şöyle brokoli aldım. Haşlayıp salatasını yapmayı çok seviyorum. Elif güzel çek anneciğim. Şöyle havuç aldım. Havuç karasot. Eşim çok seviyor. Şöyle karnabahar aldım arkadaşlar. Dediğim gibi karnabaharı brokoliyi haşlayıp limonlayıp yemeği çok seviyorum. Bir taraftan da toplayayım. Ondan sonra şöyle karışık elma aldık. Sarı kırmızı karışık elma aldık. Ondan sonra arkadaşlar Elif deodorant almıştı. Buradan almış onu. Herhalde aldım değil mi annem? Niye öyle duruyorsun? Böyle işte arkadaşlar. Gittik geldik. Perdeyi alamadım. Çünkü saat 5.30-6 gibi kapanıyor. Mustafa! Baba, Mustafa, Çetin Kaya ne kadar tutmuştu? Çetin Kaya 1270 tuttu. Pak? Pak'ı bilmiyoruz. Pak da herhalde 300 filandı diye hatırlıyorum. Şimdi BİM'e gitseydim arkadaşlar, benim protestom hala devam ediyor tabii. Şimdi BİM'e gitseydim. Bu aldıklarımı emin olun, bak sebzesi meyvesine kadar aldım ben. Gerçekten yani gördüğünüz gibi pirinçtir, makarnadır filan. Her şeyimi sucuğuma kadar aldım. Ben bunları BİM'den alsaydım meyve hariç 1300 filan verirdim kesinlikle. Ama ben ne yaptım? Her şeyimi Çetinkaya'dan aldım. Öyle yani daha uygun geldi. Bana daha uygun geliyor. Bir de aldığım her şey marka yani. Ne olduğunu biliyorum en azından. O yüzden sizlere de tavsiye ederim. Etrafınızda böyle yerli marketleriniz, hani yerli derken hepsi yerli gerçi de, hani tanıdık, bildik, zincir olmayan marketlerden alırsanız daha iyi olur bence. Tamam, orada da para gidiyor, burada da para gidiyor ama burada kaliteli ürün yiyorsun. Marka ürün yiyorsun. Ama öbür tarafta ne olduğunu bilmediğin bir şeyi yiyorsun.
O yüzden bence daha mantıklı olanı benim için Çetinkaya. Bizim Çetinkaya'mız var Akyazı'nın. Ama mesela dün akşam amcamın oğlu geldi bize. Ben de alışverişe gideceğim dedi. Dedim ama şeyden dedim hani zincir marketlere gitmeyin dedim. Biz nereye gidelim falan dedi işte bilmiyorum dedi. Siz ne yapıyorsunuz dedim. Biz Çetinkaya'ya gidiyoruz. Amcamın oğlu da çalışıyor şeyde. Akyazı'da inşaatta. Dedi sizin Çetinkaya'nız var ama dedi. Amcamın oğlu da Adapazarı'nda oturuyor. Şimdi dedi Akyazı'ya gelemeyiz falan dedi. Neyse. Mesela dedim ben ona yani bak hani zincir olmayan bir marketten git al. Değişen hiçbir şey yok. Belki 200-300 fazla veriyorsun ki vermiyorsunuz. Bence bana daha karlı geliyor böyle. Atıyorum ki veriyorsunuz. En azından kaliteli ürün yiyorsunuz. Neyse arkadaşlar böyle durum böyle. Alışverişimizi yaptık. Çayımızı demledik. Çayımın da altı kapanmış. Bu çaydanlığın yanda deliği olmadığı için taşırıyor. Taşırınca da benim ocak otomatik kapanıyor. Belli bir zaman sonra gazı kapatıyor kendisi. Taşıyor ya o yüzden. Öyle çayımızı demledik işte geldik. Şimdi yerleştiririm etrafı. Öyle arkadaşlar. Bugün çok yoruldum. Mesela gördüğünüz bahçe temizledim. Devamında da zaten size anlattım Akyazı'ya gideceğim diye. Gittik geldik alışverişimizi yaptık. Allah hastalığıyla yemeği nasip eder inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.